Evet, NATO zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor dedik. Türkiye, İsveç, Finlandiya zirvesinde Türkiye adına önemli kararlar alındı. Deklare edilen ortak metinde Finlandiya ve İsveç'in teröre destek vermeyeceği belirtildi. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılacağı da anlaşma konularından birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer bir görüşmesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la dedik. Görüşme bu akşam 18.45 sıralarında olması bekleniyor. Görüşmeyi ve NATO zirvesini gazeteci yazar Ferhat Ünlü ile konuşacağız. Kendisi Madrid'de zirveyi takip ediyor. Ferhat Ünlü, bir kez daha kolay gelsin diyerek başlayalım söze. Evet, zirveyi genel anlamda değerlendirerek başlayalım söze. Neler söyleyeceksin? Önemli bir zirve, önemli başlıklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan çantasında önemli gündem maddeleriyle gitti zirveye ve bugün ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Bu akşam saatlerinde de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la bir araya gelmesi bekleniyor. Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak baktığında? Planlanan görüşmelerden birkaç tane görüşme daha var. Onları da yeri gelmişken söyleyeyim Meltem Günay. Boris Johnson'la şu sıralar ilerleyen dakikalarda görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan görüşme trafiğini söylüyorum. Ondan sonra saat 17.30'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir görüşme planlanıyor. Ve akşam saatlerinde muhtemelen tabii ki ABD Başkanı Joe Biden'ın 18.45'te yapacağı görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 21.30 sularında Avusturya Federal Şansonyesi Karl Nehammer'le de kabul etmesi bekleniyor. Yoğun bir trafik var. Yarın da Almanya Federal Şansonyesi Olaf Scholz'la görüşmesi planlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii şu ana kadar Madrid'deki NATO zirvesine damgasını vuran Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetleri bağlamında İsveç ve Finlandiya'ya imzalattırdığı üç ülkenin birlikte imzaladığı ortak mutabakat metni oldu. Ama makro düzeyde bakılırsa Meltem Günay, NATO için önemli bir toplantı. Şu açıdan önemli. Hemen şunu sormak istiyorum sözünü keserek virgül koyarak. Şimdi Türkiye'de şöyle yorumlandı. Türkiye istediğini aldı dendi. Gerçekten Türkiye istediğini aldı mı? Mutabakat metnine ilişkin neler söylersin? Ve Madrid'de yankılanmasından da biraz bahsetmeni isteyeceğim. Nasıl yankılandı metin Madrid'de? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi diplomaside ve istihbaratta bununla bağlantılı bir alanda zafer ve yenilgi kelimeleri çok sık kullanılmaz. Bunları temkinli kullanmak gerekir ama şuradan bakmak lazım. Ekonomistin mesela Erdoğan zaferle evine dönüyor manşeti var. İspanya basınında da benzer yorumlar gördük ama buradaki temel mesele Türkiye'nin bu mutabakat metninin gereklerini yerine getirilmesiyle ilgili İsveç ve Finlandiya'dan terör örgütü yöneticilerinin İadesi bağlamındaki talepleri. Hemen başlandı sıcağı sıcağına. Bir defa 6 tane PKK'lı ve 6 tane FETÖ'cü Finlandiya'da, 11 tane FETÖ'cü ve 11 tane PKK'lı, başka isimler de var ama Türkiye'nin iadesine öncelik verdiği FETÖ'cüler bunlar. İşte Harun Tokak, Bülent Keneş gibi isimler var FETÖ'den, Sultan Aktepe var PKK'dan. Bu isimlerin iadesi noktasında bir hızlı ilerleme söz konusu olsa, Türkiye hemen mutabakat metni sonrasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da açıklamasına yansıdı. Bu süreç başladı talepler. Buna göre biz bu metnin kendisinin diplomasi ve NATO tarihinde çok sık görülen bir metin olmadığını bir defa altını çizelim. Böyle bir metin NATO tarihinde hazırlanmış değil, en azından sıklıkla olmadığını biliyoruz. Ama metnin gereklerinin yerine getirilmesi Türkiye'nin buradan zaferle döndüğü yorumlarına yol açacak. Burada da öyle bir hava var. Türkiye istediğini aldı deniyor. Ama ben Türkiye'nin bu meseleye, kendisinin de hani Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayarak en üst seviyede Türkiye'nin bu meseleye, bu ortak mutabakat metnine iyimserlikle baktığını ama temkinli bir iyimserlikle süreci izleyeceğini, çünkü bir defa dediğim gibi toplamda 33 tane, 6'sı FETÖ'cü, 6'sı PKK'lı Finlandiya'da, 11'i ve diğer 11'i de FETÖ'cü PKK'lı İsveç'te olmak üzere toplam 33 ismin iadesiyle ilgili süreç işlerse, terörle mücadele noktasında gerçekten bir işbirliği söz Ferhat, konusu olursa... Yanılmıyorsam FETÖ ilk defa bir mutabakat metninde terör örgütü olarak geçti, terör örgütü olarak girdi değil mi? Bu konuya ayrı bir parantez açmanı rica edeceğim. Evet, yani bugüne kadar gerek kıta Avrupası ülkelerinden, NATO üyesi ülkelerden, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve işte stratejik müttefikimiz ABD diyelim
tırnak içinde, hiçbir belgede, hiçbir ortak belgede, uluslararası bir belgede FETÖ'nün bir terör örgütü olarak addettiğini görmedik. Ama orada da tabii Türkiye'nin terör örgütü olarak addettiği ibaresi var. Bu ibarenin ben çok üzerinde takılınacak bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Türkiye peki, sonuçta mutabakat metni imzalandı. Uygulanabilirliği, uygulanımı konusunda nasıl bir yol izlenecek? Peki buna ilişkin bir sinyal var mı? Yani dediğim gibi buradaki asıl sorumluluk, görev İsveç ve Finlandiya hükümetlerine düşüyor. Bağlı, yani kendilerini bağlayıcı olan bir metin. Çünkü oradaki taahhütlerin mutabakat metnine bakıldığı zaman Meltem Günay, İsveç ve Finlandiya'yı bağlayan, Türkiye'nin de tabii sorumlulukları var. Türkiye terörle zaten mücadele eden bir ülke. NATO'daki görevlerini de yerine getiren bir ülke. Burada İsveç ve Finlandiya eğer müstakbel üye adayları olarak bu sorumluluğu yerine getirirlerse, buna tabii ki çok kolay, hemen çok fazla sahada veya uygulamada çok fazla tereddüte düşmeye gerek yok. Birkaç tane ismin iadesinden başlayarak iyi niyet göstergesinde bulunabilirler. Bu çok zor bir şey değil. Türkiye'nin beklentisi de bu yönde, açık söyleyeyim. Yani madem bu metin imzalandı, bizim talep ettiğimiz isimler var. Bunların Türkiye'de yargılandıkları davalar var. Daha önce dosyalarını göndermişiz. Bunların iadesi noktasında hızlı adım atarsanız, işimizi zorlaştırmazsanız, o zaman terörle mücadelede işbirliğini göreceğiz ve biz de ona göre davranacağız deniyor. Ama makro ölçekte bakıldığı zaman bu Madrid zirvesinin, buradaki zirvenin önemli noktalarından biri şu Meltem Günay. Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetlerinden ötürü İsveç ve Finlandiya'ya başlarda veto vermemesi, kırmızı ışık yakması ve ardından müzakereler sonucunda bu noktaya gelinmesinin NATO'yu Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den başlayarak biraz rahatlattığını düşünebiliriz. Çünkü daha makro meselelerle uğraştıklarını düşünüyorlar şu süreçte. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, bundan önceki bağlantılarda da hiç konuşmadık, konuşmamız gerekiyor. Evet. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, NATO'nun o 2019'da Macron'un söylediği NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti söyleminden sonra hayati fonksiyonları yeniden dirilttiğini, NATO'nun yeniden genişleme eğilimine girdiğini, bırakın Avrupa ve uzantıları coğrafyada, hinterlandı coğrafyalarda değil, son noktasında Türkiye'nin bulunduğu diyelim. Aynı zamanda Pasifik'te Çin tehdidi, 2010'daki Rusya, 2010'daki metinde, o zamanki toplantıda, zirvede Rusya'nın bir tehdit olmaktan ziyade hani NATO ile işbirliği yapabilir kabiliğinden böyle olumlu cümlelerin, doğrudan NATO'nun varlık sebebini aslında bir yerde inkar eden cümlelerin yer aldığını, ama bugün 2022'deki Madrid'de, buradaki zirvede tamamen Rusya'nın doğrudan tehdit olarak isimlendirildiğini, Jens Stoltenberg'in bu anlamda zirvenin çok önemli olduğunu, yani Türkiye'nin hassasiyetlerinin giderilmesi, NATO ruhunun diriltilmesi açısından önemliydi. Eğer şimdi, Türkiye'nin hassasiyetleri giderilmeseydi NATO'nun geldiği noktada çok bu zirveden çok olumlu sonuç beklemek mümkün olmayacaktı, ama Finlandiya ve İsveç'in, Rusya'ya Finlandiya için söylüyorum, uzun sınırı olan ülke olarak tarafsızlığını bırakıp, tarafsızlığı tabii bertaraf edip diyelim. Önemli bir artık adım sevgili Ferhat, evet. Ama önümüzdeki günlerde uygulamadaki noktalara bakacağız. Uygulamada sıkıntı çıkacak mı? Çıkan sıkıntılar nasıl atlatılacak? Onlara tabii görüp ona göre de bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bugün önemli bir görüşme daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la bir araya gelecek. Çantada evet, önemli başlıklar var. Ne bu başlıklar? F-16 ve Suriye konusu başta olmak üzere bölgesel konular yer alıyor. Özellikle F-16 ile ilgili geçtiğimiz yayında aslında konuşmuştuk. Yeni açılan izleyicilerimiz için bir kez daha yöneltmek istiyorum soruyu sana. F-16'larla ilgili bu zirvede iki liderin yapacağı görüşmeden bir sonuç çıkar mı? Çünkü Cumhurbaşkanı özellikle sürekli F-16 konusunda bir oyalama taktiğinin uygulandığını söylüyor. Ne söylersin? Şöyle söyleyeyim, bir defa Yunanistan'la ABD'nin giderek sıkı fıkı hale gelen ilişkileri, NATO içi bir fazla bir dayanışmanın söz konusu olmasının Türkiye'yi doğrudan rahatsız eden bir tarafı olmamakla beraber bir çifte standardın F-16'ların temini noktasında bunun bir problem olduğunu düşünüyorum ve bunun görüşmeye yansıyacağı da kanaatindeyim. Bir önceki yayında söylemiştim, F-35 ve F-16 meselelerini Türkiye heyeti de ABD heyeti de birbirinden tamamen ayırıyor. NATO içinde ABD ve Türkiye'nin kendi arasında bir mesele olarak ve ayrıca F-16'nın F-35'ten bambaşka bir mesele olarak daha somut adımlarla, daha sonuca yönelik F-16 konusunda çok çok büyük bir kriz çıkacağını, nihayete ulaşmayacağını düşünmüyorum. Bugünkü görüşmeden de en azından sonraki heyetler arası, askeri heyetler ve
diğer diplomatik heyetler arası görüşmeye olumlu yansıyacak bir ana fikrin oluşabileceği kanaatindeyim F-16 bağlamında. En azından Türkiye, şunu net biçimde söyleyelim Meltem Günay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini kategorik olarak reddetmeyerek, onların iyi niyetine istinaden, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da o yöndeydi. Terör örgütlerine destek verildiği sürece ben buna vize vermem derken, şimdi bu konuda bir iyi niyet, en azından yazılı bağlamda İsveç ve Finlandiya'dan gelince, Türkiye'de olumsuz yaklaşmayınca ABD'nin bu konuda bir yumuşama göstermesi bekleniyor. Olması gereken de odur. Suriye konusu Türkiye ile ABD'nin %100 anlaşamayacağı bir konu. O konuda tam bir Şimdi konsensus sevgili beklemek Ferhat, Suriye saflık olur konusunda açıkçası. şöyle bir algı var. Bu zirveden sonra olası Suriye operasyonun bu zirve arkasından yapılacağı söyleniyor. Amerika'nın beklentilerini bu görüşmelerde ileteceği söyleniyor. Suriye konusunda Amerika'nın çantasında neler olacak, masaya neler koyacak Biden sana göre? ABD tabii PKK-YPG unsurlarının bugüne kadar eğitip donattığı, parasal destek verdiği bir biçimde terör devleti teşekkül ettirdiği bir yapının tabii orada tahrip olmasını istemiyor ama Türkiye çok fazla ses de çıkaramıyor. Ben önümüzdeki süreçte bu toplantıyla da bağlantılı olarak NATO'nun kendi içinde ülkeler ve devletler arası mücadeleden ve NATO'nun karşı karşıya kaldığı dış tehditlerden, Rusya'yı çünkü doğrudan tehdit olarak algılıyorlar. Devletler arası işbirliğinin terör örgütlerini biraz çerezleştireceğini, bunu tırnak içinde kullanıyorum, terör örgütlerinin biraz tali meseleler haline döneceğini, devletler arası işbirliğinin önem kazanacağını ister istemez ve ABD'nin Türkiye'nin PKK-YPG ile ilgili talep ve operasyonlarında, sadece talep değil, Türkiye biliyorsunuz kendi göbeğimi keserim, kendi meselemi hallederim diyor. Hemen dibimizdeki bir coğrafya, coğrafya avantajlarımız da var, askeri avantajlarımız da. Biz meselemizi çözeriz noktasındaki kararlılığın Biden'ın çok fazla itiraz edeceği bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Operasyonu da, Suriye operasyonu, olası müstakbel diyelim ona da. Çünkü artık İsveç ve Finlandiya'nın da üyeliği müstakbel hale geldiğine göre o operasyonda NATO zirvesinde doğrudan bağlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir süredir konuşuluyor. Takribi olarak bir aydır ama Türkiye kendi hazırlığını yapıyor. Tabii ki bir diplomatik süreç de yürüyor. Daha önceki operasyonları hatırlayalım. Zeytin Dalı'nda olsun, Fırat Kalkanı hariç. Çünkü Fırat Kalkanı doğrudan darbeden sonra hemen Türkiye'nin hiçbir diplomatik arayışa girmeden başlattığı bir operasyondu. Gerek Barış Pınarı gerek Zeytin Dalı operasyonlarının diplomatik süreçlerle de eşgüdümlü biçimde yürüdüğünü varsayarsak tabii ki NATO zirvesinden Türkiye'nin Suriye'deki askeri kararlılığına, askeri niyetine dair bir ana anlayış çıkabilir. Bu konuda masaya yatırılacağını düşünüyoruz. ABD'nin talepleri noktasında oradaki üslerinin işte korunması vesaire gibi konular gündeme gelebilir. Asker yerleştirme cihetine gittiler daha önce biliyorsunuz PKK-YPG'nin bulunduğu alanlarda ABD'liler. Bu noktada NATO üyesi iki ülkenin karşı karşıya gelmemesi adına Türkiye'nin sahadaki hem insana dayalı hem de diğer elektronik istihbarat unsurlarına dayalı bilgileri askeri güvenlik açısından operasyon sürecinde Türkiye'nin heyetler arası görüşmede ileteceğini düşünüyorum. Suriye operasyonu her an her şekilde başlayabilir. Daha öncekiler gibi bunu NATO zirvesine doğrudan endekslemek yanlış ama buradaki diplomatik süreçlerin Biden'la yapılacak görüşme de dahil Suriye operasyonu konusunda Türkiye'yi ne diyelim geride bırakmayacağını, Türkiye'nin bu kararlılığı sürdüreceğini düşünüyorum. Çünkü imzalanan ortak mutabakat metni de YPG bağlamında ele alınırsa Türkiye'nin hassasiyetlerini teyit eden bir metin. Suriye konusu Jens Stoltenberg'den başlayarak NATO Genel Sekreterinden hala NATO'nun ileri bir uç karakolu olarak Türkiye'nin gerek göçmen dalgası gerekse terör dalgasının engellenmesi noktasında NATO'nun güvenlik sınırlarının başladığı yer olduğunun kabulüyle beraber çok fazla itiraz edilecek bir konu değil ama Yunanistan konusunun da dediğim gibi gündeme geleceğini düşünüyorum.